Benim bildiğim kadarıyla Scholar Research Society bu spinal konuda en saygın prestijli gruplardan birisi, belki de birincisi. Buraya üye olmak bile çok her baba yiğidin harcı değil. Ki şeyden bahsetmiyorum bile, başkanlıktan. Bu Türkiye için tabii artı bir puandır bizler için. Bir kıvanç kaynağıdır. Hocam buyurun, söz sizde. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sunum ve güzel sözler için. Her şeyden önce Sayın Zileli ve Berk hocalarıma ve bütün organizasyon komitesine bu nazik davetleri ve bu akşam beni konuk ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Geçen seneki İzmir Spinal Günleri'nin son konuşmacılarından biriydim sanıyorum. Bu senekinin de ilk konuşmacılarından biriyim ama tesadüfen ikisi aynı takvim yılına denk geldi. Yani sonuçta ben 2020 yılında İzmir Spinal Günleri'nde iki kez konuşma fırsatı bulmuş şanslı bir meslektaşınızım. Geçen toplantıda konjenital deformitelerle ilgili genel bir ufuk turu yapmış literatür bilgileri ışığında kişisel tecrübelerimi paylaşmaya çalıştım. Sayın Berk, bu toplantı için konuşma davetini bana ilettiği zaman nöromüsküler deformiteler hakkında konuşabilir miyim dedim ve sağ olsun kabul etti. Çünkü nöromüsküler deformiteler benim özellikle son 15-20 yıllık meslek hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Ben her yıl biraz önce bahsedilen SRS'in mortalite ve morbidite raporu için başka nedenlerle de topluyorum tabii yaptığım cerrahi vakaları ama biraz da bu bildirim için topladığımda son 15-20 yıldır kendi klinik pratiğimde idiopatik vakaların gittikçe küçüldüğünü, %10'lar, %20'ler nispetine indiğini, büyük bir çoğunluğunun cerrahi pratiğimde nöromüsküler ve konjenital vakalardan oluştuğunu görüyorum. Yıllar içerisinde pek çok hatalar, pek çok yanlışlar, pek çok sıkıntılarla öğrendiğim, hatalarımın bana öğrettiği, hastalarımın bana öğrettiği pek çok şey oldu. Bugünkü konuşmamda öyle çok klasik, alışıldık gelişmesiyle sonucuyla bir akış şemasını takip etmeyeceğim. Daha çok birlikte sohbet edelim. Bazı yıllardır zihnimi meşgul etmiş, hala etmekte olan sorulara hep birlikte cevap bulalım Ya istedim. işte bunu bilgisayarını açmadan önce Devam edebilir miyim? lütfen. Peki. Evet. Konunun başlığı şiddetli nöromüsküler deformitelerin cerrahi tedavisi. Bir alt başlık olarak burada genel pediatrik deformite prensiplerini, günlük hayatımızda her daim takip ettiğimiz prensipleri bu hasta grubunda da birebir aynı ile uygulayabilir miyiz? Gibi bir alt başlık ekledim. Şimdi bana ayrılan süre içerisindeki yaklaşık 30 dakika içerisinde bitirmeyi umuyorum. Sorulara ve katkılara daha çok zaman kalsın diye. Konuşmamı iki ana eksen üzerinde sürdüreceğim. Bunun ilk bölümünde spinal deformite cerrahisi bu hasta grubu için gerçekten yararlı mı? Ya da Anadolu deyişiyle attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu? Çünkü bu tahmin ediyorum ki en azından nöromüsküler hastalarla çok yoğun uğraşmayan spinal deformite cerrahlarının bile sık sık kendilerine sordukları bir soru ki genel olarak ortopedistlerin, beyin cerrahlarının, hekimlerin hiç kuşkusuz ki hasta ve hasta yakınlarının her gün sordukları bir soru. Çok zor bir hasta grubuyla çalışıyoruz. Bu yaptığımız iş bu gerçekten değiyor mu sorusu. İkincisi de biraz önce bahsetmiştim. Peki
kararımızı evet değiyor, biz bu işi yapmalıyız şeklinde verirsek, o zaman nasıl, hangi ilkelere uyarak, hangi prensipleri takip ederek bu cerrahiyi uygulamalıyız sorusuna cevap bulmaya çalışacağım. Bir kere 5 dakikadır konuşuyorum, 5 dakikadır belki 40 defa nöromüsküler deformite dedim. Neden bahsediyoruz? Nöromüsküler deformite derken neyi kastediyoruz? Yani bu eni, boyu, rengi, kokusu bilinen, çok iyi tanımlanabilecek, içerdikleri ve dışarıda tuttuklarıyla çok güzel, iyi bir şekilde tanımlanabilecek bir grup mudur? Bir kere nöromüsküler deformite derken oldukça geniş bir kategoriden bahsediyoruz. Ve bu kategorinin içerisinde elmalar da var, armutlar da var. Ne demek istiyorum? Meningomiyeloselli bir hasta da zihinsel olarak iyi, beklenen yaşam süresi eğer bir sepsis ve enfeksiyonla komplike olmazsa normalden daha az olmayan, alt ekstremite paraplejik ve distalinde ciddi anlamda duyu sorunları olan bir hasta da nöromüsküler hasta ya da spinal müsküler atrofi tip 1'li olup, yani bugünkü Spinraza tedavisinin bize neyi, bize neleri getireceğini tam olarak bilemesek de ikinci dekata varmadan muhtemelen kaybedilecek bir hasta da nöromüsküler hasta. Ya da ağır epileptik atakları olan tüm vücut tutulumlu bir serebral palsiyle uzunca bir süre yürümüş ama aderesana doğru tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş, kardiyomiyopatisi olan bir düşen müsküler distrofi hastası da nöromüsküler hasta. Dolayısıyla çok fazla aslında benzemesi biz bir kutuda, bir torbada, bir sepette toplamaya çalışıyoruz. Peki niye böyle yapıyoruz? Çünkü çok şükür ki bu hastalıklar çok sık görülmüyor ve her biri hakkında, her birinin farklı yönleri hakkında çok derin, çok ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ve bu hastalıklar birbirinden çok farklı özelliklere sahip olsa da bazı bir arada tutulmasını imkanlı kılacak ortak bulgulara sahip. Ama her ne olursa olsun karşı karşıya olduğumuz hasta grubunun çok homojen, çok standart özellikleri olan bir grup olmadığını, semptomatolojiden yaşam beklentisine, günlük yaşam aktivitelere katılıma kadar çok ciddi farklılıklar gösterdiğini aklımızdan çıkarmamak ve planlamalar sırasında bu bireysel, kişisel veya hastalığa özgü faktörleri de genel ilkeler arasında mutlaka göz önünde bulundurmalıyız. Şimdi biraz daha klinik uygulamalara geçersek. Burada benim yıllar içerisinde cerrahi olarak tedavi ettiğim 3 ayrı hastaya ait fotoğrafları görüyorsunuz. Üstteki alt lumbar bölgede bölge tutulumlu bir meningomiyelosel hastası. Zorlukları olsa da kendi başına mobilize olabiliyor. İkincisi otizmi, CP benzeri bir hastalığı olan bir nörolojik hasta. Öbürü de tipik gross motor fonksiyon 2, toplum içerisinde bağımsız ambulo olan bir serebral palsi hastası. Bunların hepsinde cerrahi tedavi uygulanmış geçmişte. Bugün de olsa gene aynı şeyi yapardık. Çünkü bunlar gerek estetik, gerek pulmoner kapasiteyi bozan, yaşam aktivitesini, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ilerleyici deformiteler ve dolayısıyla bu hastalarda bu noktaya gelmiş bir eğrilikte cerrahi tedavi etmek dışında bir seçenek yok. Sanıyorum bu akşam bu toplantıya iştirak eden veya etmeyen, bu işlerle uğraşan her meslektaşım bu hastalarda cerrahi tedavi uygulanması konusunda, yöntem konusunda farklılıklar olabilir ama hemfikirdir. Ya da daha küçük yaş grubunda konjenital musküler distrofisi olan, çok ciddi bir eğriliği, gövde dengesinde bozulması olan, gördüğünüz gibi üst ekstremiteleri de etkilenmiş bir çocuk ama yaşı henüz 5,5-6 olduğu için mutlaka bir tedaviye ihtiyacı oldu ama bu tedavinin
Definitif vizyondan çok büyümeyi koruyan, büyümeyi de muhafaza eden bir yöntem olduğu konusunda genel bir uzlaşı olduğunu söyleyebiliriz. Burada çok büyük bir sorun yok. Ama böyle hastalarımız var bizim günlük pratikte. En solda bir Duchenne musküler distrofi hastası, 16 yaşında, 3 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum, ciddi kardiyomiyopatisi var, üst ekstremitesi de artık etkilenmiş durumda, yemeğini annesi yediriyor ve oturma dengesi artık ciddi bir ölçüde bozulduğu için bütün hayatını bilgisayar karşısında, televizyon karşısında geçiren bir çocuk, kostaları kaburgalarına değdiği için artık oturamaz hale gelmiş durumda. Ama bir yandan da bakarsanız geçtiğimiz kış içerisinde 2 defa pnömoni hata geçirmiş ve kardiyologların ifadesiyle kardiyomiyopatisi çok uzun yıllar boyunca bu çocuğa göz açtırmayacak gibi görünüyor. Veya ikinci hasta, gross motor fonksiyon 5 CP'li bir hasta, zaman zaman statüse girecek kadar kontrol edilemeyen epilepsisi var. Ciddi mental retardasyonu had safhada, tümüyle bağımlı bir hasta ve cilt örtüsü son derece ince, genel sağlık durumu oldukça sorunlu. Bir diğer hasta, düşük alt torasik seviye meningomiyelosel, çok ağır bir kifozu var, sırtında kapanmayan bir yarası var, idrarla ilgili sorunları çok fazla, şimdiden böbrek yetmezliği sınırına yaklaşmış durumda. Veya bir SMA ikili, her zaman bu kadar erken, bu kadar hızlı progresi olmuyorlar. Bir kız çocuğu 6 yaşında çok başarılı, 7 yaşında çok başarılı bir okul öğrencisi ama artık hiçbir şekilde sırada oturabilecek ya da evde oturabilecek durumda değil. Fakat genel olarak son derece zayıf, beslenmesi sorunlu bir çocuk. İşte bu hasta grubu, bunları daha çok örneklendirebiliriz. Günlük pratiğimizde bizim karşımıza gelen hasta grubu, eğer meseleyi alttaki açıklamaları kapatır veya biraz önce anlatmaya çalıştığım klinik bilgileri göz ardı edip sadece deformite perspektifinden bakarsanız evet bunları düzeltmeliyiz diyebilirsiniz. Ama bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bu ameliyatı yapmalı mıyız? Bu ameliyatı yaparak bu hastalara gerçekten yarar mı sağlarız yoksa dimyata pirince giderken eldeki bulguru da yollara mı serperiz? Bu ciddi bir tartışma. Bu tartışma sadece tıbbi bir tartışma değil aynı zamanda. Bu tartışma etik bir tartışma. Yani bizim ülkemiz pek çok olumsuz, eleştirilebilecek, hepimizi günlük hayatta çok sinirlendiren, öfkelendiren olumsuzluklara rağmen bu tür konularda, etik sorunlarda aslında Batı'nın ve de Amerika'nın, Avrupa'nın ve Amerika'nın çok daha ilerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yani söylemek istediğim şey şu, bu hastalarda uygulanacak cerrahinin, sizin bu hastaya uygulayacağınız yüz binlerce doların toplum için hiç de yararlı olmayan, topluma bir artı değeri olmayan bir hastaya harcanmaya hakkı var mıdır? Sizin bu hastaya bu tür bir parayı harcamanız ne kadar haktır? Toplumun diğerinden bunu çalarak yapabilir misiniz gibi. Hani çok materyalist bir kulakla dinlediğinizde hak verebileceğiniz ama vicdanınızın sesini işin içine kattığınızda olmaz diyebileceğiniz bir durum ama bu tartışma, bu etik tartışma bu yönüyle devam ediyor. Bir diğer etik tartışma da kendi bedeni hakkındaki tasarruflarda bulunamayacak bir bireyin vücudunda bu denli büyük dönüştürücü bir cerrahi yapmaya hakkınız var mıdır şeklinde bir yönden sürüyor. Bir de ekonomik tartışma var ki biraz önce kısaca değinmiştim. Bunlar zor, pahalı ameliyatlar ve her zaman geri dönüşü bu anlamda çok da fazla olmayabiliyor. Dolayısıyla bu tartışmanın sadece bu akşam burada bizim tarafımızdan yapılan bir tartışma değil, dünyanın hemen her ülkesinde bu tür cerrahilerin yapılabileceği, hemen her ülkesinde hala sürmekte olan bir tartışma olduğunu hatırlatmak isterim.
Niye bu tartışma taraftar buluyor? Yani nasıl böylesine bir anlamda vahşice diyebileceğimiz yargılar hala taraftar bulabiliyor ya da tartışılabiliyor? Aslında şöyle bir haklılık payı var işin içerisinde. Biz spinal deformiteyi konuşuyoruz ama spinal deformite bu hastaların tek ve en önemli sorunu değil. Yani buzdağının görünen parçası. Siz deformiteyi düzeltebiliyorsunuz ama hastalığı iyileştiremiyorsunuz. Yani serebral palsili, o biraz önce bahsettiğim statüstaki çocuk gene statüse giriyor. Mental olarak gene aynı durumda. Gene kendi kendini besleyemiyor. Veya meningomiyeloselli çocuğumuz gene hayatını paraplejik olarak sürdürmeye mahkum. Cerrahi tedaviyle, radyolojik bakışla, cerrahi perspektiften çok dramatik sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ama elde edeceğiniz fonksiyonel kazanım, mutlaka bir kazanım elde ediyorsunuz. Ama hastalığın doğası nedeniyle sınırlı. Altta giden başka bir hastalık var. Siz o anki sorunu çözseniz bile hastalığın ilerlemesiyle ileriki dönemde başka sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor ve sizin elde ettiğiniz iyilik hali korunamayabiliyor. Dolayısıyla bu yüzden de bu tartışma hala taraftar bulabiliyor. Bunları bir tarafa şimdilik koyalım. Biz tekrar ameliyathaneye dönelim. Kimlerde cerrahiyi konuşuyoruz? Deformitelerinde açısal bir ilerleme olan ve bu ilerlemenin fonksiyonel bir kayba yol açtığı hasta grubunda. Fonksiyon kaybı deyince hastanın koşuyor olmasını, zıplamasını, sportif aktiviteye katılımını düşünmeyin lütfen. Tekerlekli sandalyesinde oturabilen bir çocuğun artık oturamaz hale gelmesi, rahat soluk alan bir çocuğun solunumda zorlanması veya hijyeninin bozulması da fonksiyonel bir kayıptır. Peki cerrahiden ne bekliyoruz? Cerrahiden bu çocukları daha dengeli oturtmayı bekliyoruz. Popolarının üzerine dengeli şekilde oturarak hiç olmazsa kollarından birini ya da ikisini bir koltuk değneği gibi kullanmak zorunda kalmamalarını bekliyoruz. Çünkü bu çocuklar yığıldıkları zaman, özellikle düşük tonuslu çocuklar, düşmemek için bir kollarını da destek amacıyla kullanmak zorunda kalıyorlar ve her iki alt ekstremiteyi kullanamazken az da olsa kullanabildiği üst ekstremitelerin biri de devre dışı çıkıyor ve çocuk paraplejik, çocuk triplejik hale geliyor. Siz popoyu üzerinde oturtup gövdeyi dikleştirirseniz hiç olmazsa kollar kullanılabildiği kadar kullanılabilir hale geliyor. Gövdeyi yüttüğünüz zaman bu çocuklarda, özellikle kas hastalıklarında, interkostal kaslar da etkilenmiş olduğu için tek solunum makinesi diyafram, diyaframı daha rahat hareket edebilir ve pulmoner temizliğini yapabilir hale getiriyoruz. Gene yığılan omurgalarda abdominal içerik de baskı altında kalıyor ve bu çocuklar yediklerine kolay sıklıkla kusmaya mahkum oluyorlar veya beslenemiyorlar. Reflüleri ortaya çıkıyor veya reflüleri daha kötüleşiyor ve genel olarak biz bu cerrahiyle bu çocukların daha kolay bakılabilir, daha iyi bakılabilir hale gelmesini istiyoruz. Ama büyük bir cerrahi yapıyoruz. Bu tür cerrahiyi her merkezde, herkes tarafından yapmamız mümkün değil. Bu cerrahiyle benim çok sevdiğim bir slogan, yıllar önce görmüştüm bir yerde, kime aittir bilmiyorum, onun için altını refere edemiyorum ama bu tür cerrahiler hastaların yaşamlarına yıllar eklemeyebilir ama yıllarına yaşam ekler diye bir beklentimiz var. Ama yıllarına yaşam ekleyelim derken, yılları daha yaşanabilir kılalım derken, tabii hayatı kısaltmak ya da hayatın kısalmasına sebep olmak gibi bir zorluğun olduğu da her zaman kafamızın üstünde sallanan bir kılıç. Yine bu biraz önce bahsettiğim dezavantajları, eğer biz hastaları çok da ilerlemeden ikna edebilir aileleri veya bu cerrahiyi uygulayabilirsek, daha kolay yapabiliyor ve daha az komplikasyonla karşılaşabiliyoruz. Biraz önce de söylemiştim, biz burada mükemmel %100'lük bir düzelme hedeflemiyoruz çok kez. Bununla ilgili biraz kendimle çelişen şeyler söyleyeceğim konuşmamın sonunda ama esas olarak nöromüsküler deformite literatürüne bakarsak amacımız pelvis yere paralel olsun,
Başı o pelvisin üstünde ortalayalım. Arada deformite olabilir, çok önemli değil. Koronal plan için bu yeterli. Ama bu çocuklar için mutlak surette uğraşmamız gereken, olmadığı zaman olsun diye ekstra gayret sarf etmemiz gereken şey sajital plan restorasyonu. Eğer siz bu çocukların lümbar lordozlarını restore edemezseniz oturma yüzeyindeki basınç dağılımını dengeleyemiyor ve siz bilerek tahammüden ya da gayri ihtiyar istemeden bası yaralarına yol açabiliyorsunuz veya baş kontrolünü sağlamak mümkün olamayabiliyor. Cerrahide tercih edeceğimiz enstrümantasyon bize 3 planlı bir düzeltme, yani koronal ve aksiyel planlarda maksimum düzeltmeyi, sajital planda fizyolojik restorasyonu restorasyona imkan sağlamalı. Bu çocuklar zaten osteoporotik, nöbetleri var, başka sorunları var. Bir de çocukları sonrasında korseyle vesaire sıkmamamız gerekir. Kas örtüleri yetersiz, cilt altı dokuları ince olduğu için çok kalın, kaba implantlar kullanmamalısınız. Olabildiğince düşük profilli olmalı implantlarınız. Mutlaka ve mutlaka füzyonla desteklemelisiniz ve özellikle bu şiddetli grupta hemen daima T2, T3, nadiren T4'ten pelvise kadar enstrümantasyonunuzu uzatmalısınız. Bazı istisnalar var, onları konuşacağız. Peki pelvise kadar uzanan bir enstrümantasyon konuşunca ister istemez yürüyen çocuklarda pelvisin fikse edilmesinin acaba yürüme üzerinde bir olumsuz etkisi var mı sorusu akla gelebilir. Yürüme kapasitesi bozulur mu? Bunu biraz sonra daha ayrıntılı tartışacağım. Bugün geldiğimiz nokta pelvik enstrümantasyonun yürümeyi bozmadığı. Eğer sajital planın bilhassa lümbar lordozun iyi restore edilebilmesi mümkün olduysa, bunu başarabildiysek yürüme kapasitesinin korunduğunu artık biliyoruz. Peki bütün bu hedefe ulaşmak için, saydığım, sıraladığım amaçlara, hedeflere ulaşabilmek için zor bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu söyledim genel olarak hastalığıyla ilgili. Yine bununla bağlantılı ama biraz daha spesifik başka sorunlarımız var. Bir kere bu ostalarda hemen her zaman omurgalar osteoporotik. Çünkü iyi beslenemiyorlar, çünkü D vitaminleri yetersiz, çünkü güneş ışığı almıyorlar, çünkü kas güçleri yeterince kuvvet yansımıyor vertebraları üzerine ve bazı kullandıkları ilaçlar da valproat gibi osteoporozu indikliyor. Pelvisleri genellikle küçük, içine bir implant koymakla ilgili zorluklarımız var. Eğer otograft kullanmak istiyorsanız ki günümüzde çok mecbur değiliz, graft kaynağımız yetersiz. Bu hastalarda özellikle spastik olanlarda eşlik eden kalça çıkığı ve kontraktürler var. Bu sizin pelvis düzeltmenizi zorlaştırabilir veya hastanın kontraktürü ve omurga deformitesi arasında var olan bir anormal de olsa bir denge sizin omurgayı düzeltmenizden sonra daha karmaşık, daha problemli hale gelebilir. Az önce Fatih'le değindim. Hastanın nöbet geçiriyor olması, eğer çok güçlü bir enstrümantasyonunuz yoksa implantınızı tehdit edebilir. Mental retardasyon, post-op takipte bazı sorunları teşvik edebilir. Hastaların yetersiz beslenmeleri ve immün yetmezliği bu hasta grubunu enfeksiyonlara daha yatkın hale getirebilir. Yine ameliyat sırasında özellikle düşen musküler distrofilerde trombosit fonksiyon bozukluğuna, CP'lerde valproat kullanımına bağlı, yine kas distrofilerinde kasların fibrotik yapısına bağlı olarak ciddi kan kayıplarıyla karşılaşabiliriz. Bu hastaların uzun süren intravasküler kontrakte volümleri anestezi sırasında ani bir rehidratasyonla dilisyon fenomenine yol açarak bir tüketim koagülopatisi benzeri tablo ortaya çıkarabilir. Nörolojik defisit bu hasta grubu için tabii ki çok büyük bir sorun değil gibi görünüyor ama öyle değil. Özellikle kas hastalıklı çocuklarda evet bacaklarını oynatamıyor ve yürüyemiyor olsalar bile bunların duyuları var. Ve bunların idrar ve gayta kontinansları var. Dolayısıyla sizin
bu hastalarda duyu ve mesane bağırsak fonksiyonlarını korumanız çok önemli. Ki ben ağır mental retarde CP'lerde bile nöromonitörizasyon yapmayı hiç olmazsa bilerek isteyerek bir olumsuzluğa yol açmamayı hedefliyorum. Bununla ilgili sorular olursa cevaplamaya çalışırım. Bir de enfeksiyon oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Peki bütün bunları söyledikten sonra acaba ben şu anda bu akşam saat 7.30'da ekranların karşısına geçip bu kadar olumsuz şeyi söyledikten sonra sizi bu ameliyatlardan vazgeçirmeye mi çalışıyorum? Yani bu ameliyatlar yapılmasın ya da yapılası değil mi demek istiyorum? Yani gerçekten mi çok riskli ve gerçekten bu aldığımız riske değiyor mu? Burada değişik hasta gruplarından örnekler var. Ama size tek tek örnek üzerinden gitmeden birkaç önemli makaleden alıntı yapacağım. Bunlardan bir tanesi bu sene, geçtiğimiz sene yayınlandı Spandifon dergisinde. Oldukça saygın bir yazar listesi var, Harm Study Group. Makalenin başlığı aslında cevabını da içeriyor. Bütün CP hastaları postoperatif dönemde yoğun bakım gerektirir mi? Çünkü bu hastalar genel kabul olarak çok donanımlı yoğun bakımlar yoğun bakım gerektiren, çok uzun süre yoğun bakımda izlenmesi gereken, çok karmaşık hastalardır gibi genel bir inanışımız vardı. Geçmişte bu doğruydu belki ama bugünkü tekniklerle, bugünkü uygulamalarla bunun artık böyle olmadığını biliyoruz. Mesela bu grupta önemli bir grup hastanın serebral palsi hastası bile olsa yoğun bakım gerektirmeden idiopatik skolyoz gibi yatağına çıkartılabildiğini biliyoruz. Biz de bu sene bir çalışma yayınladık. Özellikle düşük tonlu nöromüsküler hastalıklar ki bunların içerisinde SMA'lar, konjenital müsküler distrofiler, düşen müsküler distrofiler var. Geçmişte ve şimdi... Şimdi derken anestezi tekniğindeki bazı modifikasyonlar ve iki cerrah çalışmasıyla sonuçlarımızı karşılaştırdık. Yani bu çalışmanın detayına girmeyeceğim ama size şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Geçmişte bu hastalar zor hastalardır ve mutlaka yoğun bakım gerektirir diyerek başladığımız dönemde 16 hastamızın 16'sını da yoğun bakımda takip etmişiz. Oysa bu yeni uygulamamızla 17 hastadan sadece 4'ünde yoğun bakım gerekmiş ve bu hastaların overall hastanede yatış süresi 4,5 gün. Yani söylemeye çalıştığım şey, evet bu zor bir gruptur, sıkıntılı bir gruptur ama günümüzün teknikleriyle ve uygulamalarıyla artık eskiden korktuğumuz kadar komplike vakalar değildir bunlar. Peki... Gerçekten yararlı mı? Yani yararlı mı sorusuna cevabı sadece filme bakarak veremeyiz hiç kuşkusuz ki. Burada yaşam kalitesi değerlendirme ölçeklerine bakmamız lazım. Bu konuda çok da fazla elimiz güçlü değil. Yani literatürde az sayıda çalışma var. Genel olarak metodolojisi sorunlu çalışmalar, hastalığa spesifik enstrümanlar kullanılmamış ve bu hastaların önemli bir kısmında mental retardasyon olduğu için çoğunlukla memnuniyetler hastalardan veya değil de ailelerden ve bakıcılardan sorgulanmış ve hastalık progresyonu nedeniyle doğal semptomlar kötüleştiği için sonuçları değerlendirmekle ilgili bazı temel problemler de her zaman için var olmuş. Ama yine de bize bir şey söylüyor. Fakat bir şey söylüyor derken önce size şu makaleyi hatırlatmak isterim. Yani bu eski bir makale. Konuyla çok derin yakından ilgilenenlerin çok bilgisi olmayabilir. Bu makale aşağı yukarı 20 küsur sene önce yayınlandı. Şimdi geri dönüp bakınca son derece kötü bir makale. Az sayıda hasta, çok kısıtlı bir takip, retrospektif bir analiz. Cerrahiyle yapılanlarla gözlem yapılanlar, yani bir grup serebral palsi hastasına ameliyat yapılmış, bir grubu kendi kaderine terk edilmiş ve sonuçta bu yazı bırak ameliyat yapılanlarla yapılmayanlar arasında bir fark yok gibi bir sonuç cümlesiyle bittiği için uzun süre Amerika'da sigorta şirketleri, hastalar, hastaneler
bu tür hastaların tedavisi konusunda çok çekingen ve çok dirençli davrandılar. Ama yıllar içerisinde sayılar artıp deneyim arttıkça bu çalışmanın söylediklerinin çok da doğru olmadığını gördük. Tabii o tarihte, bu çalışmanın yapıldığı tarihte elimizdeki tek enstrümantasyon Harrington'a bilemediğiniz Luke'ydi. Bu modern enstrümantasyon yöntemleri yoktu. Anestezi bu noktada değildi. Yoğun bakım imkanları böyle değildi. Dolayısıyla da belki o çalışmanın yazarlarına da biraz hak vermek mümkün olabilir. Ama bugün biz biliyoruz ki mesela gross motor fonksiyon 5 CP'lerde cerrahiyle burada sıralanan kategorilerde anlamlı bir iyileşme elde edilebiliyor. Genel olarak ebeveynler bakıcılardan daha mutlu oluyor. Aslında bu hoş bir tartışma konusu. Ebeveynler daha çok çocuklarını ne kadar düz gördükleriyle ilgileniyorlar. Bakıcılar daha çok fonksiyonlarla ilgileniyorlar. Yani bu cerrahiler çocukların şeklini, şemalini çok güzel değiştiriyor ama fonksiyonlardaki iyileşme o kadar da iyi değil gibi yorumlayabilirsiniz belki bunu. CP'de böyle de diğerlerinde farklı mı? RED'le ilgili çalışma var. Düşenlerde hastalık kötüleştiği halde pek çok fonksiyonun daha da iyileştiğini bildiriyor. İsveç Omurga Registrisi'nde de konjenital hastalarda çok ciddi bir yaşam kalitesi değişimi olmadığı halde cerrahi tedavinin idiopatik ve nöromüsküler grupta hastaların hayatına anlamlı bir katkı yaptığını biliyoruz. Hepsini bir arada düşündüğümüzde ve değerlendirdiğimizde bu sene yayınlanmış bir çalışma. Bu çalışmalar bize ne söylüyor? Sonun kısmını büyüterek sizinle paylaşmak istiyorum. Serebral palsi hastalarında uygulanan cerrahi tedavi yaşam kalitesi ölçeklerinde anlamlı bir iyileşmeye yol açıyor ve bu iyileşme 5 yıldan daha uzun süre devam ettirilebiliyor ve bu arada gelişmiş olan komplikasyonlar gelişse bile yaşam kalitesindeki iyileşmeler çok da fazla bundan etkilenmiyor. Peki daha fonksiyonelliğe yönelik bir bilgi var mı elimizde? Var. Bu gene CP hastalarında yapılmış bir çalışma. Bu çalışmada CP hastalarında uygulanan değişik girişimler, kalça girişimleri, baklofen pompası yerleştirilmesi, ayak, dizle ilgili girişimler ve omurga ve G-tüp uygulaması görülmüş ki hasta aileleri ve çocuklarına yapılan girişimler arasında en çok G-tüpten memnunlar, en çok tübe karşı bir şükran duyuyorlar. Spinal cerrahi, kalça cerrahisinden de, baklofen pompasından da, ayak diz cerrahisinden de daha takdir görüyor, daha olumlu karşılanıyor. Peki biraz önce ben dedim ki bu çocukların hastalarına, yaşamlarına yeni yıl katamıyoruz ama yıllarına hiç olmazsa yaşam katalım. Yani hayatlarını uzatamıyoruz. Bu elimizde şimdiye kadar çok somut bir kanıt olmadığı için birazcık da çekingenlikle, azıcık haddini aşmamak gayretiyle söylenmiş bir cümleydi. Son 1,5-2 yıl içerisinde bizi cesaretlendiren yeni çalışmalar geldi. Özellikle bu sene Spine Journal'da yayınlanmış bir Düşen çalışması, cerrahi uygulanmış hastalarda, Düşen hastalarında yaşam süresinin daha uzun olduğunu gösterdi. Evet, cerrahiyle hastalığın progresyonunu değiştiremiyoruz belki ama cerrahi yapılmayan hastalar pnömoni ve diğer sorunlar nedeniyle daha erken kaybedildiği için o ihtimalleri ortadan kaldırarak hastaların yaşam süresini de bu yolla uzatmış olabiliyoruz. Sonuç, bu cerrahi işe yarıyor, yapmaya değer ama iyi bir ekiple ve öncesinde bütün ayrıntıları iyi değerlendirmek koşuluyla. Ben size en başta konuşmaya başlarken tartışmayı yönlendirsin diye, bu çocuklara ne yapalım diye iki hasta göstermiştim. İkisini de biz daha sonraki dönemde cerrahi olarak tedavi ettik ve çok şükür iyi sonuçlar aldık. Şimdi de bir 5-6 dakikalık süre içerisinde
Peki, ameliyat etmeye karar verdik ama ne yapacağız, nasıl yapacağız, nerede başlayacağız, nerede bitireceğiz, hangi manevraları kullanacağız, işte instrumentasyon seçiminde, instrumentasyon seviyesi seçiminde nelere dikkat edeceğiz, bizim idiopatikte, konjenitalde uyguladığımız prensipler burası için de geçerli midir? Buna yönelik biraz kişisel, biraz tecrübelerim, biraz literatür bilgisiyle de kısa bir ufuk turu yapmak istiyorum. Şimdi biz bir enstrümanlı füzyon yapıyorsak omurga dizilimini sabitliyoruz. Bunu yaparken de aksiyel ve koronar planla maksimum düzeltme yapmaya çalışıyoruz ve sagittal planı da fizyolojik kontura göre restore ediyoruz. Ama mümkün olabildiğince de en az segmenti ameliyata dahil ederek bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu genel durum, genel prensip her türlü deformite için geçerli. Peki niye biz nöromüskülerleri şimdi ayrı bir başlık altında değerlendiriyoruz? İdiopatikten temel farkı nedir? Bir kere içerdiği omurga bölgesi farklı. Biri sadece torakalde, lumbaldeyken öbürü pelvis hemen daima uzanıyor. Birinde kompansatuar yerliklerinde olduğu S tipi yerlikler varken diğerinde omurga kollaps oluyor, yığılıyor. Birinde torakal bölge genellikle hipokifotikken öbüründe kifoz daha belirgin oluyor. Büyüme bittiği zaman idiopatiklerde artış da genellikle sonlanıyor ama nöromüskülerler büyüme devam etse de, büyüme bitse de devam artmaya devam ediyor ve nörolojik kötüleşme eşlik ediyor. İdiopatik eğriliklerde instrumentasyon sınırlarını belirlerken hangi eğrilik yapısal, kaç derece, sagittalde kifoz mu var, lordoz mu var, omuz dengesi nasıl, metresi nasıl, ne kadar zaman var, bunları hesaba katıyoruz genellikle. Peki nöromüskülerde neye dikkat edeceğiz? Ben burada bir liste çıkardım size. Hiçbir zaman bir idiopatik veya konjenital hasta için aklımıza getirmeyeceğimiz şeyler bunlar. Hastanın yürüme kapasitesini hesaba katmamız lazım. Yürüyor mu, yürüyemiyor mu? Altta yatan hastalığın doğal seyrini dikkate almamız lazım. Üst omurgayla uğraşıyoruz. Daha çok bacaklar bizim ilgi alanımızda gibi düşünebilirsiniz ama hayır. Bu çocuklarda, bu hastalarda üst ekstremitelerdeki kas gücünü de dikkate almanız lazım. Preoperatif başın pozisyonu çok değerlendirilmeli. Yürüyen hastalarda kalça abduktör ve ekstansör zayıflığının olup olmaması çok önemli. Hasta kendi kendine tap yapıyor mu? Kendi genitourinary hijyenini kendi sağlıyor mu? Bu dikkate alınmalı. Traksiyon ve eğilme filmlerini biz çok önemsiyoruz idiopatik hastalarda. Burada buna ne kadar güvenebiliriz, güvenmeli miyiz bir diğer faktör. Ve ne kadar rezidüel deformite bizim açımızdan makuldür, kabul edilebilirdir. Bütün bunlar nöromüsküler hastalara spesifik değerlendirilmesi gereken şeyler. Şimdi birer birer gözden geçirelim. Genel olarak yürüyen hastalarda biz çoğunlukla pelvik instrumentasyondan kaçınmaya çalışıyoruz. Sadece yürümeyi bozmamak için değil, aynı zamanda kaynama sorunları vesaire olmasın diye. Ama eskiden olduğu gibi artık eğer pelvise uzanmamız gerekiyorsa, ciddi bir pelvik obliquitesi varsa yürüyen hastamız yürümez hale gelecek diye korkmuyoruz eskiden olduğu gibi. Çünkü biz biliyoruz ki buradaki yürümeyi etkileyen şey pelvisin instrumente edilmesi değil, lumbal lordozun yeterince iyi restore edilmemiş olması. Eğer lumbal lordozu iyi restore edebilirsek yürüyen hastaların yürümesini kaybetmiyoruz. Altta yatan hastalık, mesela fıtra ataksili bir hastada her ne kadar nörolojik bir hastalık olsa da, hastalık zaman içerisinde progresyon gösteriyor olsa da körlerini genel olarak idiopatik gibi değerlendirmekte çok büyük bir yanlış yok. Gene hereditar sensörimotor nöropatilerde. Ama altta bir SMA hastasını sizinle paylaşıyorum. Küçük bir çocuk, pelvik obliquitesi var ama traksiyon filminde tamamen düzeliyor ve biz intraoperatif olarak lumbal bölgede durduğumuz instrumentasyonla magic yapmıştık. Mükemmel bir dizilim elde ettik ve pelvisimiz yere paralel hale geldi. Normalde bu bir idiopatik olsaydı, bir konjenital olsaydı mükemmel sonuçtu. Ama karşımızda bir nörolojik hastalık var ve hastalık ilerliyor ve SMA ilerlediği için alttaki deformite zaman içerisinde artıyor ve pelvise ikinci bir ameliyatla inmeniz gerekiyor. O zaman
Mesaj, eğer ilerleyici bir nörolojik hastalığınız varsa hareketli segment bırakacağım iddiası çok gerçekçi bir iddia değil. Hastanızı gereksiz yere ikinci bir ameliyata mahkum edersiniz. Üst ekstremitelerdeki kas gücünün ne önemi var? Önemi şu, hastaların bir kısmı, özellikle kolları güçsüz olan hastalar, kifozlarını kullanarak ellerini ağızlarına getiremedikleri halde ağızlarını ellerine getirerek, elle ağzı orta noktada birleştirerek kendi kendilerine yemek yiyebiliyorlar. Eğer siz omurgalarını mükemmel bir şekilde restore eder ve gövdelerini dikleştirirseniz, artık hastanın başını eline getirebilme şansını ortadan kaldırıyorsunuz. Eli de ağza gelmediği için zor da olsa yemek yiyebilen bir çocuk yemek yiyemez hale geliyor. Şimdi bu iki hastadan, üstteki radyolojik açıdan, spinal deformite perspektifinden çok daha mükemmel gibi görünebilir. Ama üstteki hasta çok daha mutsuz oldu. Çünkü daha önce biraz önce anlattığım mekanizmayla yemek yiyebilirken yemek yemesi imkansızlaştı. Sonunda kollarını havada tutan bir masa yaptırmaya aklettik. Bu yönde değil de transvers yönde elini oynatarak gene de yemek yemeyi başarabildi. Ama alttaki hasta daha kifotik, deformite açısından çok ideal gibi görünmüyor. Ama bu perspektiften daha iyi bir sonuç. Özellikle CP hastaları ve CP benzeri durumlarda deformiteden bağımsız böyle bir head drop sign diyebileceğimiz başın çok önde yerleştiği bir tabloyla karşı karşıya geliyoruz. Eğer bu hastaların deformitelerinde agresif bir düzeltme yapar ve kifozlarını sizin standart radyolojik değerlendirmenize göre düzeltirseniz başlangıçta çok mutlu gibi görünebilirsiniz postoperken dönemde, ama bu baş kendine gene eski yerini arıyor ve korkunç bir PJK ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. O nedenle böylesine başını sürekli ileride tutan çocuklarda ya cerrahiden çok uzak durmak ya da cerrahi yapılacaksa da 20-45 derecelik kifozları değil 60-70 derecelik kifozları hedefleyerek bir torakal rekonstrüksiyon yapmak gerekiyor. Yürüyen bir hastada eğer çok ciddi bir abduktör ve ekstansör zayıflığı varsa hastaların geliştirebildiği tek mekanizma ayakta durabilmek için hiperlordoz hale getirmek, lordozlarını arttırmak. Posteriordan tether etkisini kaybedince ekstansör kaslar gövde öne doğru düşüyor. Gövdeyi ayakta tutabilmek için çocuk kendi kendine hiperlordotik hale getirerek ayakta durmanın yolunu arıyor. Bu bir fasciscapula humeral distrofili bir çocuk. Evet, korkunç bir lordozu var ama bu lordoz sayesinde yürüyebiliyor. Pardon. Dolayısıyla biz bu şansını kaybettirmemek için en azından hastalığın 3-5 sene sonra ilerleyerek artık ayakta durması imkansız hale gelene kadar burayı göz ardı edip yukarıyı düzelttik ki hasta ayakta durabilsin diye. Gene S1-S2'den itibaren plajik olan bir meningomiyeloselli hastada bir miktar deformiteye kabul ederek hiç olmazsa bu lordozu koruyarak hastanın yürüme kapasitesini korumayı hedefledik. Şimdi yukarıdaki hasta, ikisi de bir meningomiyelosel hastası. Yukarıdaki hastayı hani hiç klinik öykü yazmazsanız istediğiniz kitaba koyabilirsiniz çok iyi sonuç diye. Halbuki bu kötü bir sonuç. Bu hastamız çok çok mutsuz oldu ameliyattan sonra. Çünkü bu çocuk kendi kendine tak yapıyordu. Tak yapmak için öne doğru eğiliyor ve üretra orifisini görüyordu. Bu restorasyondan sonra artık üretra orifisini görmesi mümkün olamadı. Ha, zaman içerisinde aynalardan vesaire bir düzen kurarak tekrar bunu başarabildi. Ama alttaki eğrilik radyolojik olarak daha başarısız gibi görünse bile kifozunun daha fazla yapılmış olması nedeniyle fonksiyonellik açısından daha avantajlı bir eğrilik. Biz, yani ben kişisel olarak eğilme grafilerinden çok traksiyon filmlerine çok itibar ediyorum ameliyat kararı verirken. Bu hastanın filmini buraya koymayı unutmuşum. Bu da böyle bir tethered cord'u olan, kötü deformitesi olan bir hasta. Intraoperatif traksiyon filminde lumbar lordoz neredeyse dümdüz olmuştu. Ve işte biraz da segment koruyalım vesaire diyerek biz instrumentasyonu lombal vertebrada bıraktık, bitirdik.
Ama bir hafta sonra tekrar ameliyata inmek zorunda kaldık. Yine traksiyon filmiyle oldukça iyi dengeledi gibi gördüğümüz bir hasta sonrasında deformite progresi olduğu için tekrar tekrar operasyonlarla enstrümantasyonu büyütmek zorunda kaldık. Dolayısıyla bu tür hastalarda traksiyon, anestezi altında traksiyon veya eğilmede gördüğünüz düzelmeler sizin için her zaman yol gösterici olamayabiliyor. Bu bir idiopatik hasta. Alt ekstremiter arasında uzunluk farkı da var. Ona bağlı bir pelvik obligitesi var. Biz bir spor dans eden bir kız çocuğu. Lumbar bölgeyi birazcık hareketli olabilmek için şöyle bir kısa enstrümantasyon yapmıştık. Yani L4'e gitmeyelim diye. Zaman içerisinde kendisi de bir miktar daha adaptasyon geliştirdi ve dengesi mükemmel oldu. Evet, belde hafif bir asimetrisi var ama kişi zamanla duruma adapte oldu. Oysa nöromüsküler hastalarda hem enstrümantasyon bütün spine'ı kapladığı için adaptasyon geliştirebilecekleri segment yok, hem de nörolojik anlamda böyle bir kas güçleri yok. Dolayısıyla bu hastanın, bu eski yıllardan bir hasta, yaklaşık 15 derecelik pelvik obligite ile fikse edilmiş olması hiç de kabul edilebilir bir durum değil. Pelvisi oblik ama hareketliyken pelvisi oblik ve rigid bir yapı oluştu. Bu hastalar bası yaraları açısından daha büyük bir risk oluşturuyorlar. Dolayısıyla rezidüler deformitenin kabul edilebilirlik sınırı bu hasta grubunda çok kısıtlı. Peki bütün bunlardan sonra ne kadar düzeltelim? Düzeltme gerçekten önemli midir? Çünkü başlangıçta ben size genel ilkelerden bahsetmiştim. Yani pelvisi yere paralel hale getirin, başı pelvisin ortasına getirin, arayı unutun gitsin. Gerçekten öyle mi? Açıkçası son günlerdeki yazılar, çalışmalar biraz bunun aksini söylüyor. Yani derece düzeltme miktarı arttıkça hasta memnuniyetinin biraz arttığını biliyoruz. Yine daha iyi düzeltilmiş hastalarda komplikasyon ve tekrar cerrahi gerektirecek sorunlarla karşılaşma ihtimalinin daha az olduğunu biliyoruz. Biz de açıkçası biraz bu tarafa kaydık yıllar içerisinde. Bu bir geçen 2 sene önce yayınladığımız bir çalışma. Eğer böylesine bir eğriliğimiz varsa, ikisi de CP, biri biraz daha şiddetli ve ameliyathanede çektiğimiz traksiyon filmlerinde pelvisi istediğimiz kadar düzeltemiyorsak, yani pelvisi 15 derecenin altına indiremiyorsak, biz bu hastalarda apex'te bir pedikül çıkartma osteotomisi yaparak, hani diyebilirsiniz ki bu hasta grubu için çok fazla değil mi? Evet, fazla gibi düşünülebilir. Ama pelvisin yere paralel hale getirilmesinin çok önemli olduğunu düşündüğümüz için böylesine bir miktar daha agresif bir yaklaşımı tercih ediyoruz. Peki son bir cümlede bu hastaları ne zaman ameliyat edelim? Tabii ki 10 derecelik, 20 derecelik eğrilikleri ameliyat etmeyelim ama bu hastaları böyle 90-100 derecelere kadar ulaştırmadan ameliyat edelim. Çünkü eğrilikler arttıkça sertleşiyor, sertleştikçe yapılacak işlemlerin boyutları büyüyor, ameliyatlar uzuyor, kanamalar artıyor ve komplikasyonlar artıyor. Dolayısıyla 70 derecenin altındaki eğriliklerde çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Bakın 2 tane hasta, biri SMA, biri cerebral palsi, düşen musküler distrofi, birinde nispeten daha makul bir açıdayken sadece apex'te 2-3 seviye posterior kolon osteotomisi yaparak 3-4 saatlik bir ameliyatla sonuca ulaşabilmişken, diğerinde bu hale gelmiş bir hastada büyük bir pedikül çıkartma osteotomisi, daha kanamalı bir cerrahi, daha bir komplike bir cerrahi yapmak zorunda kaldık. Sonuç olarak bu hassas grupta bu zor cerrahi işe yarıyor mu? Yani yapmaya değer mi? Benim cevabım kesinlikle evet. Eğer iyi bir takımınız varsa, çok fazla hastaları gecikmeden müdahale edebiliyorsanız ve 3 planlı düzeltmeyi başarabiliyorsanız. Peki bu işlem sırasında
günlük hayatımızda hep uyguladığımız pediatrik genel pediatrik deformite prensiplerini de aynen uygulayabilir miyiz? Hayır. Bu hastaların o gün var olan ve gelecekte var olacak nörolojik durumunu da planlama ve uygulama sırasında dikkate almalıyız. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler Muharrem. Kamil'in sesini açayım. O açmayı unuttu galiba. Açtım abi. Çok teşekkürler bu güzel ve kapsamlı sunum için. Haluk abi ben mi ileteyim soruları sen mi şey yapacaksın? Sen devam et. Arada ben de katılacağım zaten. Tamam. Hocam bir iki sorumuz var katılımcılardan. Onları ben görebiliyorum. Sen istersen ben cevaplayayım buradan görerek. Olur mu? Yani şey olmasın. Bir tanesi... Tabii ki Muharrem. Sen de okuyabilirsin. Meningomyelosel skolyozlu hastaların femurda varus osteotomisi yapılmış. Kalça gıspresinde yaygın eşlik ettiği bu tür hastalarda cerrahi planlama önce kalça omurga mı ve mükemmel. Ben bunu açıkçası konuşmamda planlamıştım konuşmayı ama atlamıştım. Çok teşekkür ediyorum. Suhal Hanım. Şimdi bu sadece meningomyelosel için geçerli değil. Aynı zamanda CP için de geçerli ve son yıllarda SMA için de bu tartışılmaya başlandı. Çünkü bu hastalıklarda hem omurga etkileniyor hem kalça etkileniyor ve ikisinin birden müdahaleye ihtiyacı oluyor. Cevabı açıkçası benim zihnimde çok basit. Şöyle, eğer kalça bir sorun, omurgada bir problem yoksa, yani kalça çıkığı var ama omurgası etkilenmemişse tabii ki kalçayı düzeltmeliyiz. Omurga sorunlu ama kalçada bir problem yoksa tabii ki omurga önceliğimiz olmalıdır. Ama ikisinin birden problemli ve ikisinin birden müdahale gerektirdiği durumlarda öncelik omurgada olmalıdır. Çünkü eğer özellikle pelvisin oblik olduğu durumlarda ki çoğunlukla öyledir. Çünkü siz pelvisi level hale getiremezseniz, yani yukarıdaki çatınızı düzeltemezseniz evinizi ya da işte neyse diğer mimarinizi onun altına yerleştiremezsiniz. Yüksek yerleşimli, yüksek taraftaki bir kalça çıkığını, diyelim ki cerebral palsili bir hasta, yüksek tarafta kalça çıkığı var. Şart değil, bazen alçak taraftakinde kalça da çıkabilir. Yüksek taraftaki bir kalçayı yerine otursanız da pelvisin pozisyonu nedeniyle onu yerinde tutamazsınız. Dolayısıyla önce pelvisle yukarıda bir sağlam çatı yapmalı, sonra kalçayı onun altına yerleştirmelisiniz. Hani buradan çıkarak bütün kalçalar tedavi edilmelidir, bütün omurgalar tedavi edilmelidir, böyle bir mesajım yok. Ama ikisinin birden tedaviye ihtiyacı olduğu durumlarda omurgaya öncelik vermek gerekir. İkinci soru, postoperatif dönemlerinde malpraktis gibi bazı nedenlerden dolayı hiç tazminat davasına maruz kaldınız mı? Teşekkür ederim. Açıkçası benim başlangıçtaki etik tartışma, ekonomik tartışma derken vurguladığım şeyler arasında imayen bu da vardı. Şöyle söyleyeyim, ben 1992 senesinde uzman oldum. Takdim sırasında ihtisas yaptığım kurum gözden kaçtı. Ben Hacettepe Tıp Fakültesi'nde ihtisas yaptım. Sayın Haluk Berk'le eş zamanlarda ondan iki buçuk yıl geriden gelerek, onun yolunu takip ederek, izinden giderek. 92, işte 2022, 30 olacak. 28 senedir ilk defa şu an itibariyle bir mahkemeyle karşı karşıyayım ama bir omurga vakası değil. Daha henüz nereye nasıl sonuçlanacağını bilmiyorum. Dolayısıyla ben karşılaşmadım. Ama böyle bir ihtimal var mıdır? Vardır. Ama şunu söyleyebilirim ki hep üstünde ısrarla durduğumuz şey aile bilgilendirmesi, önceden beklentilerin gerçekçi ortaya konulması
İhtimallerin defaatle ve teferruatıyla anlatılması, tabii çok iddialı konuşmamak lazım ama genellikle sizi bu tür sorunlardan korur. Yani siz o hasta için yapılması gerekenin en iyisini yaptığınız, yapmak için gayret sarf ettiğiniz konusunda kendinizi iyi ifade edebilirseniz, sonuçlarla karşılaştığınızda da genellikle çok kötü tepkilerle karşılaşmıyorsunuz. Yani benim özellikle geçmiş yıllarda ameliyathanede çok hiç olmadı ama ameliyat sonrası erken dönemde kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Ama çok şükür şimdiye kadar olmadı. Bu bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez. İltifatına teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi Uygur katıldığı için ben teşekkür ederim. Sağ olsun. Şafak Hocam, onur duydum bu akşam burada bizi izlediği için. Son soruda yaş aralığı var mıdır? Bu soruyu nöromüskülerden çıkıp bütün spinal deformite için söylemeliyim. Spinal deformite cerrahisi için yaş sınırı yoktur. Yaşa göre tercih edilecek teknik vardır. Bu bence bu gecenin en önemli mesajı olsun lütfen. Çünkü biz hala 2020 yılında 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında bir şekilde bir sağlık kurumuna ulaşmış ama sen şimdi git de 15 yaşına geldiği zaman bu çocuğu ameliyat ettirirsin denmiş hastalarla karşılaşıyoruz. 3 yaşında yapılacak ameliyatla 13 yaşında yapılacak ameliyat aynı değildir. Ama eğer gerekiyorsa deformite artıyor, ilerliyor, konservatif yöntemlerle kontrol edilemiyor ve gittikçe bir sorun oluşturmaya başladıysa yaştan bağımsız olarak her yaşta ameliyat edilebilir ama kullanılacak yöntem farklıdır. Benim DNA hastalarımda şu anda manyetik rodla izlediğim, sayılarını ezbere bildiğim için söylüyorum. 22 tane 22 SMA veya SMA benzeri hastam var manyetik rodla izliyorum. Ki demek ki bunları 6 ile 10 yaşlar arasında ameliyat etmişim. 4-5 tane de serebral palsi hastası takip ediyorum manyetik rodla. Onlar da definitif ameliyat değil, büyüyen sistemleri tercih ettik. Diğerlerinde definitif ameliyatları tercih ediyoruz. Benim okuyabildiğim sorular bunlar. Evet Muharrem, yetkin herkese değil de doğrudan bana sormuş. Onu ben şey yapacağım. Yalnız bu zamanlama konusunda tekrar bir konuya da açıklık getirelim. Özellikle musküler distrofilerde klasik olarak tarif edilen bu fırsat penceresi. Bu konuda biraz sen de katkıda bulunabilir misin? Yani hastanın solunum ve genel fonksiyonları tam bozulmadan ama eğrisi de çok artmadan tarif edilen bir işlerin daha kolay yürütebildiği, yapılabildiği fırsat penceresinden de bahsedilir. Bunu sen de gözetiyor musun? Evet. Gerçi eskilerden gelen bir mottoydu bu. Bu konuda ne diyeceksin? Bu bir. Yetkin de şöyle demiş. Ya da onu yanıtla ondan sonra söyleyeyim. Yetkinin sorusunu ben de görüyorum. Demek ki bana da yollamış. O zaman işte tamam. Benim küresel sorusu değil mi? Pelvis füzyon dahilatları pseudoartroz oranınız nedir? Demiş. Birincisi bu cümleyi kurarken biraz yani kelimeler boğum boğum çıkıyor ağzımdan. Yanlış bir mesaj vermek istemem. Yani erken cerrahi yapalım bir an önce. Hayır, öyle bir şey yok. Ama yani deformite niyetini size göstermiş ise, 40-50 derecelere gelmişse, önünde büyümek için uzun bir zaman dilimi varsa, illa 70-80 dereceye çıkmasını beklemek, ameliyatı zorlaştırmak, düzelme oranını azaltmak, komplikasyonları arttırmak anlamına geliyor. Ama tekrar altını çiziyorum, bu bütün nöromüskülerleri ameliyat edelim ya da çok erken ameliyat edelim gibi bir anlama gelmez. Ama yani o fırsat penceresi denilen şeyin çok objektif kriterleri var mıdır onu ben bilmiyorum ama genellikle hastanede şey yapılabilir. Şimdi yetkinin önce meningomiyorisel sorusuna geleyim. Küçük yaştaki çocukların meningomiyorisel ilgili pelvik fiksasyon. Doğru, meningomiyorisellerde pelvis her şey sorunlu da pelvis ekstra sorunlu. Birkaç tane problem var. Bunlardan bir tanesi ince
ince yapıda içine bir vida koymakla ilgili sorunlarımız var. Ama daha önemli, daha meningomiyelosele spesifik problem, normalde ilyak kanatlar konverjandır. Ve sizin posteriordan Galveston benzeri koyduğunuz bir instrumentasyona karşı bir, yani öne doğru eğilme kuvvetlerine karşı bir direnç oluşturur. Ona meningomiyelosellerde pelvis genellikle paraleldir. Yani konverjansı azalmıştır. Dolayısıyla sizin posteriordan öne doğru yerleştirdiğiniz bir vida kolaylıkla geriye doğru pull out olabilir. Bir diğer şey, son zamanlarda pelvik fiksasyona çoğunlukla tercih ettiğimiz sponsor vidası diyebildiğimiz eski ala ilium vidası, bunların sakrumları çoğu zaman defektif olduğu için uygulanamaz. Dolayısıyla genel bir sorun var ama ben bu sorunu çoğunlukla yine ilyak vida kullanıp bunu L4 ve L5'te pedikül vidası demeyelim de, çünkü gerçek anlamda bir pedikül yok, korpus vidasıyla kombine ederek çözmeye çalışıyorum. Eskiden bir dönem bu Webster'da kullanılan Dan McCarthy, ya yani ilyak kanatlara uzanan saddle, ne diyelim, semer tarzı. Semer tarzı, eğer tarzı. Onlar çok işe yaramıyor. Çok lumbar lordozu restore etmek mümkün olamıyor. İkinci soru, pelvik füzyonlar, pelvise inilen hastalarda pseudo oran, pseudo artroz oranınız. Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki erişkin spinal cerrahinin kabusu olan lumbosakral pseudo artroz nöromüsküler hastalarda ve pediatrik yaş grubunda çok büyük bir problem değil. Özellikle L5 ve çoğu zaman S1 vidası eklerseniz ve sağlam bir pelvic foundation yaparsanız, o bölgedeki fasetektominiz ve dekortikasyonunuz iyi olursa bu oran oldukça düşük. Yani ben meningomiyeloseller dışında revize etmek zorunda kaldığım nöromüsküler hasta hatırlamıyorum ki, yani bu cümleyi bir çırpıda böyle 200-300 tane hasta tecrübesiyle söyleyebilirim. İlk cerrahide füzyon pelvise inmeli midir? Yani eğer mesela bir Friedreich ataksisi ise, bir hereditary sensorimotor nöropati ise, yani spinal deformitede pelvise uzanımın çok kader olmadığı bir durumsa ve pelvis yere paralelse, pelviste obliklik yoksa pelvise inmenize gerek yok. Bırakın pelvis bakir kalsın. Ama bir SMA hastasıysa, bir düşen hastasıysa, pelvis o anda düz bile olsa, bilin ki bir sene sonra, iki sene sonra bu pelvis eğilecek. Onun için baştan siz paşa paşa pelvisinizi de düzeltin de sonra revizyon yapmak zorunda kalmayın. Muharrem, şöyle bir eskiye giderek bir soru soracağım sana. Senin yanlış hatırlamıyorsam Kansas'ta olduğun dönemlerde Mark Asher'la birlikte onun vakalarını değerlendirerek, hatta başka vakalar da vardı belki de, tarif ettiğin Galveston'lar vardı yazdığınız ve Galveston'da bu silecek etkisi diye de tarif edildi. O günlerdeki pelvik fiksasyondan sonra epey sular aktı ve yöntem ve teknik de ilerledi. İşte bir sürü vida şey geldi ama yine de karşılaştırdığın zaman her iki hasta ve teknik şeyini, uygulanabilirliği var mı hala onların, yoksa yeni şeylerde kalmalı mıyız? Öyle yok. Çok gülümsedim çünkü bugün bir ameliyatta bir tarafta sponsorları vidası koyduk, öbür tarafa mecburen Galveston koyduk. Tam da hani bunun örneği oldu. Şimdi çok tecrübesi olmayan ya da konunun çok derinlemesine araştırmamış belki genç arkadaşlarımız vardır. Kısaca bir şey yapayım. Galveston dediğimiz şey posterior superior iliac spine'dan açılan bir delikten iliac kanadın iki tabulası arasına sciatic notch'un 1 inç kadar proksimalinden bir vida yerleştirmek ya da bir rod yerleştirmek. Orijinali rod, sonrasında bir vida yerleştirmek. Bunu yaptığınız zaman mutlaka bu sizin spinal instrumentasyonunuza göre daha lateralde olduğu için mutlaka bir konnektörle bağlamanız gerekiyor. Bir ikincisi de bu posterior superior iliac spine'ın alınması, her ne kadar vidanızı derine gömmeye çalışsanız da bir o kemiğin oradaki tente etkisinin ya da işte
örtünme etkisinin ortadan kalkmasına yol açıyor ve zaten kasları atrofik. Spinal füzyon sonrası iyice atrofiye gidecek hastalarda ciddi bir prominence, kabarıklık sorununa yol açıyor. Bu iki sorun yüzünden Galveston'la ilgili problemler hep vardı. Yani orada bir implantta kabarıklık ama çok daha önemlisi spinal deformite cerrahisinde ne kadar çok konektör kullanıyorsanız o kadar çok komplikasyonunuz oluyor. Buradaki en büyük problem konektör problemiydi. Şimdilerde daha çok tercih ettiğimiz S2'nin S2'den girip, S1 foramenin hemen altından girip, S2'den sakroiliyak eklemi geçerek iliyak kanada giren, gene iliyak kanattaki seyri siyatik noçun 1 inç kadar proksimalinde olan vida, buna sponsor vidası ya da S2 ala ilium vidası deniyor. Ne avantajı var? Bir, daha uzun bir yol kat ettiği için daha uzun vida kullanabiliyorsunuz. Galveston'da 60'lar 70 milimetre kullanırken burada 80'leri 90'ları görebiliyoruz. İkincisi, bu vidanın başı üstteki pediküllerle aynı hizada oluyor. Bir konektör kullanmanıza gerek olmuyor. Yani inline oluyor. Üç, en önemlilerinden bir tanesi de bu. Posterior superiliac spine'ları koruduğunuz için sizin vidanız daha derinde yerleşiyor ve üstünü kolaylıkla örtebiliyorsunuz. Ama bugün bir CP hastası ameliyat ediyorduk. Bir tarafta bu vidayı yerleştirdik ama öbür taraftaki pelvik anatomi, pozisyon vesaire itibariyle bir türlü bu vidayı sakrumdan geçirip yani orada bir kör olduğu için ilyumun içerisine sokmaya izin vermedi. O koşulda vazgeçtik, çıkıntıyı tıraşlayıp Galveston koyup kombine ettik. Yani söyleyeceğim şey mümkünse veya az önce yetkinin sorusuna cevaben söylediğim S2 laminanız yoksa, orası tamamen açıksa bu vidayı koymanız mümkün değil. Pelvis anatominiz çok deforme ise bunu yerleştirmeniz mümkün değil. Dolayısıyla Galveston tekniği sizin dağarcığınızda, sizin hafızanızda, sizin belleğinizde olmalı. Öbürünü yapamıyorsanız bunu yapmalısınız. Ha bir de Fransızların daha çok kullandığı işte lateralden sakruma giren vidalar var. Yani onlar da Chopin blokları vesaire. Şimdilerde bizim Tunuslu Fransız kim? Lütfi Miladi'nin geliştirdiği gene böyle bir teknik var. Onlarla ilgili benim hiç tecrübem yok. Onları bilmiyorum. Teşekkürler bu inatın için. Sağ ol. Süreyi biraz açtık galiba. Başka soru var mı? Keyifle Muharrem. Hakikaten keyifle dinledik seni. Evet. Çok teşekkürler ve şey var. Hakikaten kaliteli ve güzel sunumun. Şeyi anlattı Muharrem. Evet. Doğru bir konuyu. Yılların deneyimini aktardın. Bunu senle hissettik ve onu da algıladığımız için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Mehmet, başka da soru yok. Bu durumda herhalde toplantıyı kapatacağız. Kamil, senin ayrıca söyleyeceğin bir şey var mıydı? Yok, çok teşekkür ederim. Yok, sağ ol. Bu durumda herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Muharrem'e katıldığı için, bu akşam biz de beraber olduğu için kendisine minnettarız. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah gelecek yıllarda yüz yüze görüşmek üzere. Yüz yüze. Peki. Evet, davetimiz baki olsun. İzmir'e bekliyoruz seni. Sağ ol. Teşekkürler. Herkese teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. Ah, Erbil de oradaymış. Erbil de oradaymış.